Herkese selamlar. Bugün Game Power Warlock Mekanik klavyesini inceleyeceğiz. İlk olarak bu klavyeyi ben 2 yıldır kullanıyorum. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bu klavyenin iki farklı versiyon var. Bir tanesi mavi switch, bir tanesi de kırmızı switch. Mavi switch bildiğiniz gibi kırmızı switch'e göre daha sesli. Ee, hemen kasa kalitesinden bahsedelim ve Alüminyum bir alışım var. Şu kutunun üzerinde de yazıyor hatta. Şurada görebilirsem şimdi. Bakın materyalde alüminyum alloy plate yazıyor. Alüminyum bir lefa kullanılıyor yani. Onun haricinde bakacağımız zaman anti ghosting var. Anti ghosting ne demek %100 anti ghosting? Klavyede ya da aynı anda tüm 3-4 tuşa basıyorsunuz. Bunu aynı anda bilgisayara aktarabilen bir teknoloji anti ghosting. Tüm tuşlarında %100 anti ghosting bulunuyor. WASD'ye aynı anda bastığım zaman WASD'yi de bilgisayara aynı anda aktarabiliyor. Onun haricinde RGB değil gök kuşa aydınlatmalı her tuşa istediğiniz gibi renk atayamıyorsunuz. bölge aydınlatması var aydınlatmayı da hemen gösterelim şimdi şimdi aydınlatma için FN ve şu, şu FN ve şuradaki tuşları kullanıyoruz gördüğünüz gibi kamera odakla bir. tamam gördüğünüz gibi buradaki tuşları kullanıyoruz FN ve şuradaki INS H M P DEL ENT ve Derlent ve PD tuşlarını kullanıyoruz. Şimdi gene aydınlatmaya bir bakalım. Ortam ışıklı ışığı kapatıp geleyim. Ortam evet. ışığını kapattım şimdi. Sabah olduğu için hala aydınlık. Ee, yapabileceğim bir şey yok. Şimdi gösterelim. İlk olarak Fn tuşuna ve şuna basarsanız aydınlatma açılır. Gördüğünüz gibi maksimum seviyesi bu. 3 kademeli bir aydınlatması var. Bu arada görüntüde frame atlaması olabilir. Böyle donabilir Işık olduğu için. Normalde donmuyor. Onu da söyleyeyim. Frame atlaması olabilir. Şimdi gördüğünüz gibi şuradaki şeyleri kullanıyoruz. Fn'i ise bastığımız zaman şöyle bir ne dersiniz artık buna böyle dönen yılan modu gibi bir, bir mod. Ee, bunun hızını da ayarlayabiliyoruz bu arada. Hızını ayarlamak için yine her şeyi Fn'e basılı tutup yapıyoruz. Fn'e basılı tutup buradaki tuşa basarsanız bakın gördüğünüz gibi hızı yavaşladı. Buradaki tuşa basarsanız ise hızı artacaktır. Yine 3 kademeli hız arttırma ve hız azaltma var. Diğer bir mod ise yine Fn-Hm'ye basacağız. F'ne basılı tutup şu HM'ye da basarsak olmadı. Bir dakika. Gördüğünüz gibi burada da nefes alıp verme modu var. Onu da söyleyelim. Nefes alıp verme modu da gayet tavsiye ettiğim bir mod. Onun haricinde başka bir modda FM puda var. Buradaki mod nedir? Bastığınız tuş gördüğünüz gibi Bastığınız tuştan etrafa ışıklar saçılıyor. Bunun da yine hızını ayarlayabiliyorsunuz. Nefes alıp vermeni de ayarlayabiliyordunuz. Atıyorum en yavaş konu modu bu şimdi. Gördüğünüz gibi çok yavaş oluyor. Bu arada renk testi bittikten sonra da bu RGB'sini anlattıktan sonra ses sesini de yapacağım klavyenin. Şimdi hızlandıralım şunu. Bir diğer şey de DEL. DEL'de normal sabit yanıyor. Bunu da çok tavsiye bunu da tavsiye ediyorum ve bunu da genellikle bunu kullanıyorum. Ee, onun dışında delde iki tane şey var. Bir kez daha basınca gördüğünüz gibi böyle e, geçiş animasyon var. Delde iki tane ışık modu var. Ende bastığımız zaman ise oyun modları var. Bakın oyun modları atıyorum bu ne olabilir? Euro Truck olabilir. Geç Euro Truck'ta daha fazla tuş var. Oyun modu da yanılmıyorsam 4 tane 5 taneydi. Bunun içinde değiştirmek için de Fn ve 2'ye basıyoruz. Şuradan basabilirsem. Bakın FN2 de bu oyun modu artık ne dersin CSGO olabilir. FN3, FN4, FN5, FN5, fn 3 fn 4 fn son, 5 fn 5 fn 5'ten sonrası yok. 5 tane oyun modu var. Bu, onun için de FN'de basmanız lazım dediğim gibi. FN Pu ise gördüğünüz gibi sadece bastığınız tuşu aydınlatıyor. Gördüğünüz gibi şimdi hemen bir ses testine geçelim. Şöyle mikrofonu koyalım. Din dinlediğiniz gibi ses de böyleydi. Ee, şöyle bir şey var. Ben bu klavyeyi 2-3 yıldır kullanıyorum. Yaklaşık 2-3 yıldır kullanıyorum. Yay sesi me meydana geliyor. Bakın dinletmek istiyorum bunu da. Ee, ben bu yüzden bu bir daha bir Game Power bir klavye alacakken uzun kullanım açısından tavsiye etmiyorum. Şöyle mikrofonu yakınlaştırdık. En bakın dinleyin şimdi. çok ince bir yay sesi geliyor. bu mekanik klavyem bu arada aldığım zamanki fiyat 200 liraydı. Şu anki fiyatı 250 lira olması lazım. Bunun bir de kompakt versiyonu var. Kompakt versiyondaki tek fark da şu numerik tuşlar yok. Yani numlock tuşları yok. Baktığımız zaman alüminyum bir alışma sahip. Onu da söylemiş olalım. Onun haricinde bakacağımız zaman başka modları var mı? Başka modları yok. Multimedya tuşları yok fark ettiyseniz. Multimedya tuşları yerine ses açıp kapamak için tekrardan şöyle aydınlatmayı açalım bu arada. Dediğim gibi multimedya tuşları olmadığı için buradaki Fn tuşlarını kullanıyoruz. Fn ve F2'ye bastığınız zaman ses azalıyor. Fn artı F3'e bastığınız zaman zaten gördüğünüz gibi şurada da var. Bakın ses açıp kapama. Bunları Fn komutlarıyla kullanmanız lazım. Esas komutları F3, F1 ve F2'ye atalı. Şimdi başka neden bahsedebiliriz? %100 anti-ghosting'den bahsedebiliriz. %100 anti-ghosting dediğimiz gibi e, her klavyeyi atıyorum. WASD'ye aynı anda bastınız değil mi? WASD'ye aynı anda bilgisayarı aktarıyor. %100 olması demek bunun tüm tuşlarda anti-ghosting olduğu anlamına geliyor. Zaten elimizin 5 parmaklı olduğunu düşüneceksek maksimum aynı anda 5 tuşa basabiliriz. Bu 5 tuşu da aynı anda bilgisayarı aktarabiliyor. Bu açıdan da güzel bir klavye. Klavyenin arkasına bakacak olursak hemen şöyle. Şurada gördüğünüz gibi ayak şeyleri var fakat bende biri kırıldı. Bir tane de bakın şurada var bu kırılmadı. Buradan örnek vermek gerekirse klavyenizi yükseltebiliyor. Bilek desteği var fakat ben kullanmıyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Bilek desteğini şöyle kuttan göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi bilek desteği var. Bilek desteği gayet iyi. Onu söylemek istiyorum, gayet iyi bilek desteği. kavuçuk bir yapıya sahip ee, ve bu hem P, hem Windows hem de Mac cihazlarda kullanılabiliyor. kullanılabiliyor. Dediğim gibi iki tane switch versiyon var. Şimdi azıcık 2 yıllık kullanıcı deneyiminden bahsetmek istiyorum. Alınır mı, alınmaz mı? e, şunun cevabını kesin olarak vereyim ve isterseniz video kapatın alınmaz. Game Power klavye alınmaz. Açık açık söylüyorum. 2 yıl 3 yıl bu sizi klavye götürsün istiyorsanız alınmaz. Bu kadar basit. Birincisi yay sesi ne kadar sessiz ortamda olursa ne kadar sessiz ortamda olursanız olun illaki duyuluyor ve çok baş ağrıtıyor. Alacaksanız Game Power klavye bence almayın. Kronik sorunları var. Forumlarda görüyorum. A tuşu basmıyor. Bende en azından hiç böyle bir sorun olmadı tuş basma gibi bir sorun asla olmadı. Fakat çoğu kişi de olmuş bu sorun. Ben olsam bir daha Game Power klavye almam. Memnun muyum? Yani bazı şeylerden memnunum ama dediğim gibi tuşların basım hissiyatı ilk geldiği günle ilk yılın sonundaki yani birinci yılın sonundaki hissiyat çok farklı. İlk hafta kullan, ilk hafta demeyeyim hatta ilk 5 ay çok iyiydi. Gerçekten hiç yay sesi may sesi sıfırdı. Fakat 3 yılın sonunda gördüğünüz gibi yay sesi acayip fazla. Tekrar dinleteyim isterseniz. Mesela şu yön tuşlarının yay sesini din dinleteyim. Ya acayip bir ses çıkıyor. Hiç kullanmadığım eksi tuş da var. Yani bassam 20'den şu ana kadar geldi geldiğinden beri 20 kez bu eksi tuşuna basmamışımdır. Yani maksimum ben bu tuşa 20 kez basmışımdır. Bak onun da onda da aynı sorun var. Diğerlerine göre belki daha az olabilir. Ama en az bastığım eksi tuş olmasına rağmen onda bile bu sorun var dediğim gibi. Ben açıkçası bir daha alacak olsam Game Power klavye almam. Nedenini de söyledim. Yay sesi çok geliyor. Artık siz ona yay sesi yani yay sesine benzetiyorum. Ben o yüzden yay ses diyorum. İnşallah duyulmuştur mikrofonda da. Yani böyle genel olarak bakacak olursak şuradaki tuşlarda dikkatinizi çekmiş olmalı. Gördüğünüz gibi buradaki tuşların hepsi kazıma bir tuş. Silinmesine, silinmesinin imkanı yok. Fakat burada gördüğünüz Türkçe karakterler sonradan çizilmiş karakterler. Yani bunlar her türlü silinebilir. Uğraşsanız azıcık silersiniz. Fakat dediğim gibi bu buradaki tüm İngilizce tuşların hepsi kazıma yani silinmez. Ama Türkçe tuşlarında burada yazım olduğunu söyleyeyim. Yani herhangi bir şekilde kazıma yok. Ee, küçük enter var. Bunu Artık e, umursar mısınız bilmiyorum. Ben açıkçası çok umursamıyorum. Onu da söylemiş olalım. Dediğim gibi kaç şu e, yazılım yok onu söyleyeyim hemen. Gördüğünüz gibi her sırada bu renkler var. Atıyorum ilk sırada mor renk sonra işte sarı renk sonra mavi sonra yeşil sonra beyaz sonra da kırmızı renk var. Bu renklerin hiçbir zaman sırası değişmiyor. Herhangi bir yazılım da yok. Onun haricinde başka diyebileceğim bir şey de yok. Kasa kalitesi çok iyi. Bunu bir söyleyebilirim. 200 liralık bir ürün için kasa kalitesi mükemmel. Black desteği de mükemmel. Bu arada Black desteğinin takımı acayip zor. Black desteğin kalitesi süper ama takımı çok zor. Bakın. Şuradan takılıyor gördüğünüz gibi. Şurada gösterebilirsem kamera bir odak yakınlaştırırsa. Bakın. Bakın şurada takılacak yerleri var. Ben tabi bunu çıkardım kullanmadığım için. Yani böyle yani ortalama bir klavye diyebilir miyiz? Uzun kullanımda ortalama olabilir mi? Uzun kullanım yapacaksanız bile ya ben bunu uzun kullanım yapacaksanız hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Onu da demiş olalım. Windows kitlemek için ne yapacağım diyorsanız şu Windows tuşu oyun oynarken açılıp kapanıyorsa Efendim ve Windows aynı anda bastığınız zaman Windows'unuz Windows tuşu kitlenmiş oluyor. Onu da söyleyelim. Yani uzun kullanım için bu klavye kesinlikle alınmaz. 200 lira değil gidip bir 100 lira, 150 lira daha biriktirirseniz Red Dragon veya e, hangi marka için unuttum markanın adını. Red Dragon veya Corsair k e 55 klavye alabilirsiniz. Bu arada Corsair K55 klavyede de membran bir klavye. Onu da söylemiş olalım. E, bu klavye dediğim gibi gerçek bir mekanik fakat Aynı zamanda da yay sesini çok çıkarıyor. Yani Hem mekanik hem, hem mekanik şeyini vermiş oluyor. Fakat aynı zamanda da bir yay sesi çıkarıyor. Bu klavye önermiyorum almanızı. Yani Derseniz ki ben 3 ay kullanacağım. Sonra değiştireceğim diyorsanız alabilirsiniz. Bana 6 ay yaklaşık hiçbir sorun yaşatmadı. Ne olduysa o 6 aydan sonra oldu. Bu video bu kadar. Yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.